Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ek çizimler konusunun konu anlatımının son konusundayız. Yani yine önemli bir konu orta tabandayız. Evet ÖSYM biraz orta tabana takık arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Her konuda orta tabanla ilgili bir konuyla karşılaşabilirsiniz. Orta taban aslında nedir? Orta taban aslında arkadaşlar bir benzerliktir ama ÖSYM'de takık olduğu için ve ek çizimlerde kullandığımız için bu orta tabanı da ek çizimlerde anlatmak istedik. Ve aynı zamanda sen burada orta tabanın mantığını iyi bir şekilde anlarsan benzerlikte de bununla alakalı ek çizimli soruları yaparken aşırı derecede rahatlayacaksın. Çok kolay bir şekilde yapacaksın arkadaşlar. Benzerliğe geldiğimizde de bu olayı size göstereceğiz zaten. Evet neyse şimdi orta tabana giriş, giriş yapalım bakalım. Orta taban dediğimiz şey bu. Dalga geçmeyin ha. Orta taban diyorum diye. Neyse şuraya geldik. Arkadaşlar orta taban dediğimiz olay şu. Ee, yine 4 tane özelliğimiz var. 4 özellik. Birincisi şu. D orta nokta. Yani AD ile DB birbirine eşitse. Sonra E orta noktaysa. A ile EC birbirine eşitse. Ve D ile BC birbirine paralelse. Ve DE bölü BC 1 bölü 2 oran varsa. Yani DE uzunluğu K. Burası da 2K ise arkadaşlar. Bu orta taban çizgisidir diyoruz DE'ye. Yani kaç tane özellik var yine? 4 özellik var. Bu 4 özellikten en az ikisi sağlanırsa ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır arkadaşlar. Diğerleri de sağlanır. Evet, Benzerliktir aslında paralellik olduğu için benzerlik. İşte bu tam ortadan çizilen paralel doğruya biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Orta taban çizgisi adını veriyormuşuz. Unutmayın bunu. 4 çarp. Orta nokta orta nokta paralellik ve 1'e 2 oran olması. İşte en az ikisi. Mesela hocam şöyleyken. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse. O zaman hocam bu orta tabandır. Eksik parçayı tamamlıyoruz. Hocam k iken burası 2k'dır diyebiliriz. Ya da şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine paralelse. Yine aynı şekilde hocam bunlar birbirine eşit. Ve burada 1'e 2 oran vardır. Hem paralellik hem 1'e 2 oran varsa da yine ne diyoruz? Orta çizgisidir. Orta band olmak zorunda? Şöyle birbirine eşit olarak bölmek zorunda. Sadece tek bir şartta sağlamıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Nedir biliyor musunuz? Dikkat diye yazmışım zaten. Hem eşitlik varsa hem de 1'e 2 oran varsa arkadaşlar burası paralel olmayabilir. Tamam. Yani bu durumda var. Böyle ama genelde bu durum zaten çok fazla karşımıza çıkmıyor. Evet. Başlayalım isterseniz sorulara. Ama neymiş? Aa, dur sorulara başlamadan önce. Hocam siz eksik parça tamamlattırdınız. Hani nerede bunun ek çizimi nerede? Evet, ek çizimi şurada arkadaşlar. Yazıyoruz, yazıyoruz ve yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Evet, ne zaman eşitlik varsa ne yapacaksın? Orta taban çiz. Eşitlik varsa orta taban çiz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela daha önce ilk ek çizim videosunda da anlatırken şöyle eşitlik gördüğünüzde ne yapacaksınız demiştim size. Siz büyük ihtimalle şu kenar ortayı çizerdiniz. Yok kenar ortay olması özel bir durum değil. 90 olsaydı evet 90'dan çizilen kenar ortayı muhteşem üçlüğü oluşturuyordu. Ama 90'lık yoksa özel bir durum yoktur. Siz burada eşitlik gördüyseniz orta taban çizeceksiniz. Çok kolay kaleminizi eşitliğin olduğu yere koyun. Orta taban çizgisi nasıl bir çizgi? Paralel bir çizgi. Çizin bir paralel çizgi. Bak şuna paralel çizin. Ort tabanı çizince ne oldu? Bak bunlar da eşit oldu. 1'e 2 oran vardır diye de söyleyeceksin. Peki iki ihtimalimiz var aslında ort tabanda arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Siz şimdi eşitliği gördünüz ya. Eşitlik var burada. Evet. Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. Ne yapacaksınız? Ort taban çizgisi. Ya sola çizeceksiniz. Yani ya şuna paralel çizeceksiniz. Ya da şuna paralel çizeceksiniz. Buna bir şey yapamazsınız. Bunun üstündesiniz. O zaman buna da paralel çizip şu şekilde bir ort taban çizgisi oluşturabiliriz. Yani orta taban çizgisi zaten paralel bir çizgi. Yani şurada hop hop eşitliği de kullanırız. İşte eşitliğin mantığını kullanmak. Geometride eşitliğin mantığını kullanmak demek budur arkadaşlar. Ha bak şunu demiyorum. Dik taban iki eşit parçaya bölmüşse de eşitlik var. Orada x kenarlık ilk düşüneceğiniz ilk çizim odur diye söylemiştik. Sadece ve sadece soruda eşitlik varsa eşitliğin mantığı orta tabanla kullanılır. Ne diyoruz? Eşitlik varsa bak 5 yıldız koyayım buna. Orta taban çiz kardeşim. Ha halihazırda Eşitlerin yani orta tabanın olduğu sorularda da karşılaşacağız tabii ki. Mesela burada şuraya baktığımız zaman A hocam şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. O zaman ne oldu? Şu çizgiyle şu çizgi, şu büyük çizgiyle şu büyük çizgi birbirine paralel oldu. Evet, birbirine paralel. Orta tabandan dolayı hatta burası iki e oran olacak. Aa hocam şurada da bir üçgen var. <laughs> Şurada da bir üçgen var. Bu üçgende de yine ikişer sağlanmış mı? Sağlanmış aslında. Şimdi artık paralelliği bulduk ya. Hem paralellik var hem eşitlik var. Aa, o zaman burada da bir orta taban olacak. Burası K ise burası 2K olacak. Tersten. E bu da orta taban zaten. Burası 2K ise burası ne olacak arkadaşlar? 4K olacak. Bizden ne isteniyor? KL uzunluğu. KL neredesin? K bölü BK artı. Yani şu artı şu isteniyor. E zaten bunun tamamı 4K. K'sı buradaysa bu ikisinin toplamına ne kaldı? 3K kaldı. Yani cevabımız o zaman 1 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Hali hazırda orta tabanda karşımıza gelebilir. Bunlar da zorlanmıyorsunuz. Zaten orta taban yani eşitliğin mantığını kullanamadığınız sorularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Biraz sonra onu da bahsedeceğiz arkadaşlar. Geldik buraya. Bir katlama sorusu. Arkadaşlar katlama sorusu gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hop eski şeklinde geri tamamlayalım arkadaşlar. Katlanmış hali bu. Bu arada bu çizginin de bir devamı var galiba burada değil mi arkadaşlar? Neyse. Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü yeşil renkli. Üçgen biçimindeki bir kartona şekil verdik gibi DK eşittir KB. DK eşittir KB. Olacak biçimde BC kenarına paralel iki tane mavi çizgi çizilmiştir. Evet. Şunun çizgiler çizilmiş. Üçgen şeklindeki karton DE boyunca katlandığında. Bak DE boyunca katlandığında. Ne diyoruz? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyoruz. Değil mi arkadaşlar? üst üste binen kenarların birbirine eşitliğini gösterelim. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Eyvallah. Tamam. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Tamam kullanırız. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bir iki açıları kullanmayacağız. Çünkü burada oranlamalar var. Büyük ihtimalle oranlamaları kullanacağım. Sıkıntı yaşarsam oranlamalara açılara geri dönüş yaparız arkadaşlar. Neyse. Üçgen şeklindeki karton DE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A köşesi BC üzerine gelip DNKB'ye eşit oluyormuş. DN ile KB birbirine eşit oluyormuş. Zaten KB uzunluğu çift çizgiydi. DN uzunluğu da çift çizgi oldu. A hocam şunlar birbirine eşitti. Yani şunlar da birbirine eşit. E bunların üçü birbirine paraleldi. Şu paralel, şu paralel, şu paraleldi. A hocam şunlar birbirine eşit ise ve şu da şuna paralel ise burada bir orta tabanlık sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandı. Yani şurası da eşit oldu. A ben şuraya bir K dersem şuraya bir k dersem hocam burası da k üst üste binen kenarlar birbirine eşit burası 2k hocam bunlar da kk dur bakalım şimdi soruya ml'den bahsetmiş hocam bunlar paralel ya şunlar eşit şunlar eşitse bak şu küçükte de bir ortaban çıktı o zaman bunlar da birbirine eşittir hatta da şu paralel olduğundan dolayı bunlar da eşit olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşittir tamam Şimdi ML uzundan bahsediyor. Buraya bir x dersem. a orta var burada. X'e burası ne oldu? 2x oldu. Evet onu yazalım isterseniz. Hemen şuraya yazdım. 2x ml uzunluğu x'ti arkadaşlar. Burası 2x yaptı. Artı ba üssü. Hocam şurada bir ort taban var ya ayıp olmasın. Burası y ise burası da nedir? 2 y'dir. Hemen oraya bir 2 y yazalım. Artı de uzunluğu. Hocam bak burası 2 k iken burası da 2 k. Şu büyükte de ort taban çıktı arkadaşlar. Değil mi? Evet. Büyükte de ort taban çıktı. Yani 2 k'ya 2 k. Şunlar da birbirine paralel. Burası 2x artı 2y ise burası da x artı y olmak zorunda değil mi? Çünkü 1'e 2 oran var. Burası 1'e 1'e 2 oran olacak. 2x artı 2y ise buraya da x artı y kaldı. O zaman yazıyoruz. DE uzunluğu da x artı y arkadaşlar. Bölü neresi? BC uzunluğu. BC uzunluğu da 2x artı 2y. O zaman arkadaşlar şuraya yukarıya baktık. 3x artı 3y bölü 2x artı 2y. Yani 3 parantezinde x artı y. Yani 2 parantezinde x artı y. x artı y'ler nanay. Şınanay yavrum. Şınanay. Cevabımız böylelikle 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Zor bir soruymuş gibi gözüküyor ama aslında kolay bir soru arkadaşlar. Tamamıyla bir orta tabandan çıkan soru arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabını da böylelikle 3 bölü 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam ne var bunda ya? Aman Allah'ım. Hocam şöyle bir üçgen oluştursak süper olur. İşte yaptığınız hata. Sakın ola sakın. Yapmayın bunu gençler. Ha bak şurası şöyle 90 derece olmuş olsaydı ilk yapacağın hamle buydu zaten. Niye? Hocam dik tavanı keş parçaya bölmüş. Zaten bunu gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin diyoruz. Oluşturduk ama şurası 90 derece verilmemiş. Sadece ve sadece soruda ne var arkadaşlar? Eşitlik var. Bak şimdi. Eşitlik varsa Eşitliğin mantığını kullanmak zorundasınız. Kullanamazsanız sorunun çözümüne ulaşamazsınız. Ne yapacaksınız? Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. İki ihtimaliniz var. Ort taban çizeceksiniz. Ya sola ya aşağıya. Hocam hangisini çekeceğim peki? Ya birine çekersin, olmadı ondan sonra öbürüne çekersin. Hiç fark etmez. Ama benim size tavsiyem nedir biliyor musunuz? Karışık olan yere doğru çizin. Ya da Üçgen oluşacak yere doğru çizin. Bunu böyle çizince alfaydan uzaklaşıyorsun. Alfaya ait bir üçgen oluşmuyor. Bak burası daha sade. Karışık olan yer burası değil mi arkadaşlar? Şuraya doğru çizin. Yalnız buradan orta taban çiziniz ya. Bu orta taban nedir arkadaşlar? Paralel bir çizgiydi. Bu orta taban çizgisi ne yapıyordu? Burayı iki eş parçaya veriyordu. Bu eksik parçaları da mutlaka mutlaka tamamlayın. Orta taban çizgisi. Hocam 10 sa burası ne olacak? 5. Bunu da mutlaka yazın. 1'e 2 oran vardı burada. Aa hocam ne çıktı burada? İkiz kenar. İkiz kenarsa burası da ne oldu? Alfa. Şimdi benim nereye yoğunlaşmam lazım? Hocam neyi kullanmadıysak oraya. Neyi kullanmadık? 110'u. E hocam 110'a baktığımızda aa şunlar da paraleldi. 110 sa yöndeş açıdan burası da 110 derece yaptı. A alfa da kaç derece yaptı o zaman arkadaşlar? 70 derece yaptı. Alfamız böylelikle 70 derece oldu. İşte bu şekilde. Verilen bilgileri de sorularda kullanmaya çalışın arkadaşlar kullanamazsanız sıkıntı yaşarsınız tabii ki. Evet cevabımız böylelikle <laughs> 70 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bak 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 olaya bak. Hemen üçgen oluşturayım. Yok öyle bir dünya değil mi? Öyle bir şey yok. Sadece eşitlik var. Eşitliğin mantığını kullanacaksın. Bak eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. İstediğin yere çiz. Sola mı çizeceksin? Aşağı mı çizeceksin? Ne dedim biraz önce? Ya üçgen oluşsun ya da karışık olan yere doğru çiz. Yani şuraya çizelim. Ya bu alttaki bak büyük üçgende bir eşitlik var büyük üçgende şu kenarda eşitlik var. Bu kenarda eşitlik var. Büyük üçgenin ya alt kenarına paralel çizeceksiniz böyle ya da yan kenarına paralel. E alt kenarını çizince arkadaşlar alfaya ait bir üçgen oluşmuyor zaten. O yüzden buraya çizmek daha mantıklı. Buraya çizdim. Bak paralel olsun bir de. Şu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel. Ama sen bu paralel çizdin. Paralelle kalmasın arkadaşlar. Eksik parçaları tamamla. Hocam 1'e 2 oran var. 10'sa 5 yaz. Hocam orta taban çizgisi iki eş parçaya bölecek. Bak 13 iki eş parçaya bölmüyor. Nereyi? Tamamını iki eş parçaya bölüyor. Büyük üçgende orta taban çizdim. E burası 13. 3 daha 16. 8'e 8 yapacak. Ne kaldı buraya? 5. O süper bir şey bak. 5 5. İkiz kenar çıktı hemen ikiz kenarlı kullanalım. Hocam burası ne oldu? Alf oldu. A iki açıyı yan yana gördüm. Dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış açıyı yapıştırırım buraya. Tamam. Sonra da takıldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Cık. Kullanmadığın bilgiyi kullanmaya çalış. Neyi kullanmadın? 52'ye. Bak 52'ye bakan beyin. Göz demiyorum çünkü görme işi değil. 52'ye baktın. Ulan 52'yi kullanmak zorundasın. Aa hocam bunlar da birbirine paralel. Zaten sen burada bir paralel çizdin böyle. Aa yöndeş açı var dersin. Beynin bunu fark eder zaten. 52'ye baktığın zaman 52'yi kullanmam lazım dediğin zaman 52 var burada. Ulan ben burada 2 alpayı de buldum. Aa bunlar yöndeş açı. Demek ki 2 alfa eşittir 52. Alfa da buradan kaç çıkar? 26 derece çıkar arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 26 bulduk. Kolay değil mi arkadaşlar? Gerçekten kolay. Hiç merak etmeyin kafanıza takmayın. Geldik buraya. Hocam üçgen oluşturayım. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Eşitlik varsa sadece eşitlik varsa eşitliğin mantığını kullanacağız. Kalemini koydun. Eşitliğin olduğu yere artık öğrendin işi. Hocam ya sağa çizeceğim ya aşağıya çizeceğim. Ya sağa ya aşağıya. Hangisi mantıklı? Buradasının çok mantıksız olduğunu görüyorsunuz. Üçgen üçgen oluşmadı. Karışık olan yer hop şurası. Buraya doğru çizdin. Yalnız bu orta taban çizgisini çizmeyle kalmasın. 11'i keş parçaya böldü demeyin sakın. Şunlar birbirine paralel. 8 ise burası 4. Hocam bu büyük üçgende orta taban burayı iki eş parçaya bölecek? Bunun tamamı kaç? 14. E burası 14 gel. Burası 7. Burası da 7 yapacak. Ne kaldı buraya? 4 kaldı. Aa, güzel bir şey çıktı. Geometride verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Hatta bulduğum bilgileri de kullanacaksın kardeşim. Ne var burada? Eşkenarlık çıktı. O zaman eşkenarlık çıktıysa bunları 60 60 60 yaz. Hocam 25'i kullanmam lazım benim. Bir de alfa. Allah Allah. Ne var burada? Aa hocam alfaysa şunlar birbirine paralel. Alfa ise yöndeş açı var mı bu arkadaşlar burada? Bak paralellik var burada. Yöndeş açıdan dolayı burası da alfa. E alfa ile 25 yan yana geldi. A iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani alfa artı 25 eşittir 60 dersin. Alfayı da buradan kaç bulursun? 35 derece olarak bulursun arkadaşım. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 35 bulduk sevgili gençler. Güzel sorular değil mi? Geldik buraya. 110 derece verilmiş. AE ile EB'nin uzunluğu birbirin e, küçükmüş. AE EB'nin uzunluğundan küçükmüş daha doğrusu. Küçük oldu da belli zaten. Bunu kullanacağız büyük ihtimalle. Bir de ED uzunluğu K iken burası K burası 2K verilmiş. ED uzunluğu K burası 2K verilmiş. A hocam bak hem eşitlik var hem bir 2 oran var. Bak bir tek bunda sağlamıyorduk. Değil mi ortada? Zaten e, şey demiş. AE EB'nin uzunluğundan küçükmüş zaten bak. Yoksa eşit olurdu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bir de bunu vermiş. Ya böyle bir şey verilince ya kullanmayı beceremiyoruz. Arkadaşlar kullanın en karışık olanına şöyle bir x diyeyim bakayım. ABC'ye x dedik. ABC'ye x dersek burası 2x artı 10 yaptı? Yani bir AC açısı 2x artı 10 yaptı. ACB açısı pardon. Burası da 2x artı 10 diye yazalım. Timdi. Timdi derken şimdi ne yapacağız? Hocam hiçbir şey yok. Bu üçgen mi oluştursak? ya saçmalama ya. Ne yapayım? Üçgen, ya. Üçgen, ya. üçgen oluşturmayı zaten ben sana yasakladım ya. Gerek yok. Hocam eşitlik var. Eşitli, eşitliğin mantığını kullan. Aa eşitliğin mantığı derken Kenan hoca şey dedi, ne dedi? Hep bunlar böyle aklımıza gelecek arkadaşlar. Sizin düşüncenizi yansıtıyorum. Eşitlik varsa eşitliğin bir mantığı var. Nedir? Orta taban. İki ihtimal var. Ya buraya çizeceksin ya buraya çizeceksin. Nereye çizmek mantıklı? Hadi düşün biraz. Hocam buraya ya ne kadar saçma olduğu belli. Üçgen mi üçgen oluştu mu? Oluştu ama 110 K'yı falan kullanabiliyor musunuz? Hadi KK oldu. Kullanamıyorsunuz burada. Evet kaka oldu. O zaman buraya değil de nereye? Karışık olan yere doğru. Buraya doğru çizdim. Ama çizmeyle kalmasın. Şunlar birbirine paralel. Orta taban çizgisi. 2K ise burası ne olacak? K olacak. Bu orta taban çizgisi. Şu şuna eşit olacak. Zaten AE E, e daha küçüktü arkadaşlar. Çizilen orta taban çizgisi buraya düşeceği belli zaten. E, başka ne? Şu açıları da vermiş. Bunları da kullanmak zorundayım. Aa, hocam 110 da vermişti bana. 110 sa dikkat et. Şunlar birbirine paralel. Hocam yöndeş açıdan 110 ise buradaki açıda 110 derecedir. Buraya kaç kaldı? 70 derece kaldı. A. İkiz kenar çıktı burada. Yani 70 ise burası da 70. 70, 70, 140. Buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Hocam ben şuraya x ve 2x artı 10 yazmıştım. Ben buradaki x açısını bulurum öncelikle. Bu ee, toplamda kaç yaptı? 3x artı. Bak x ve 2x toplamı 3x artı 10 artı 110. Yani 120 eşittir 180'den 3x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 60 buluruz ve x de buradan kaç gelir? 20 gelir. O zaman x 20 geldiyse arkadaşlar, x'i 20 yazdık. A 110 20 daha 130. Buraya da 50 derece kaldı. 50 40 daha 90. Burası 90'sa buraya da kaç kaldı? 90 derece kaldı arkadaşlar. 180'e tamamlayan açısa. Böylelikle alfa'yı da 90 derece bulduk arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani eşitliğin mantığını kullandıktan sonra sonuca ulaşırsın. Evet gençler geldik şu örneğe. Geçen sene de şey yapmıştım arkadaşlar. Bu sefer buna buna da yine aynı şekilde. Bir ödül koyalım arkadaşlar. Ödüllü soru. Nasıl hocam ödüllü soru? Ödüllü soru yazdığım sorularda ne yapıyorsunuz? Videoyu kapatıyorsunuz. Kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Yaptıktan sonra e, şeye çözümüne bakabilirsiniz. E, bu konuda size güveniyorum arkadaşlar. Yani biz burada bir aile gibi olduk. Ben sizin bir abinizin bir ablanızın diyecektim ama bir abinizin bir babanızın değil mi arkadaşlar? Bir aile gibi görüyorum sizi. E, beni bu konuda kandıracağınızı da düşünmüyorum arkadaşlar. Yani güvenim sonsuz. E, sizler ne yapacaksınız? Çözüme baktık. Bakacaksınız. Çözümü doğru bulduysanız buldum hocam diye şey yazacaksınız ve yorumlara yazacaksınız. Bulamasanız bile yine yorumlara yazın. Bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Şundan 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 dolayı bulamadım. Hocam diye şey yapabilirsiniz. Bulsanız da bulmasanız da yorumlara mutlaka şey bekliyorum. Peki ödülünüz de arkadaşlar ödülünüz şu olur. Ee, acilden acil geometriden e, gönül ister ki analitik geometri fasikülü ve şey ne derler ona? Hem analitik analitik geometri fasikülü vereceğim ya da katı cisimler fasikülü vereceğim arkadaşlar. Ödülünüz bu. Ya bunu istedim ama ya bazen şunu da yapıyorum ya. İşte hocam ben e, acil matematikten istiyorum diyenlere matematikten de de şey yapabiliyorum arkadaşlar. Evet buradan seçeceğim arkadaşlar ödüllü sorulardan. Şimdi birkaç tane ödüllü soru olacak zaten bununla ilgili. E, yani buradan yorumlardan seçeceğim bir tane. Ondan sonra farklı yerde farklı bir ödüllü soru olacak. Oradan da seçeceğim. Rastgele arkadaşlar ben de açacağım yorumları. Böyle şey yapacağım. Ne derler ona? E, ileri 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 ya da geri geri geri. Kime denk geldiyse e, onu şey yapacağım arkadaşlar. Onu seçeceğim. Yok ilk gelen yorum gibi bir şey yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha Bir tane yorum yazarsanız sevinirim. Kimse kimsenin hakkına da girmesin lütfen bu konuda. Tamam mı? Yaptım hocam yapmadım hocam diye de şey <laughs> yapabilirsiniz. Yorumlar atabilirsiniz sevgili gençler. Evet hadi bakalım kapatın şimdi şeyi. E, videoyu şöyle bir durdurun. Ondan sonra kendiniz yapın bakalım. Ben başlıyorum arkadaşlar. Soruya bakalım. Birbirine eş üçgen şeklindeki iki karton yukarıdaki şekilde verilmiştir. Mavi kartonun A köşesi DF'nin orta noktasına. DF'nin orta noktasına. Hemen şuraya getirelim bakalım. DF'nin orta noktasına. Ve orta noktasına B köşesi de EF'nin üzerine gelecek şekilde. B köşesi de EF'nin üzerine gelecek şekilde. Yalnız B köşesi buraya gelecek şekilde. Bak buraya A köşesi gelecek. B köşesi de buraya gelecek. Yalnız bizim B köşesi Şöyle gelebilir. Ya böyle gelmesinin imkanı yok zaten. Eş karton bunlar. Şuraya AB burası çizilemez ki arkadaşlar. Çünkü burası orta taban oluyor. 1'e 2 oran oluyor. Zaten burası K, burası 2K, burası 2K iken e buradaki K uzunluğu buraya gelmez. Yani şeye gelmez. Yani nasıl gelmek zorunda o zaman? Ya iki ihtimal var. Ya böyle gelecek arkadaşlar. Buradaki orta noktanın ya sağına gelecek. Sağına gelirse B köşesi üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Ya da ikinci bir ihtimal. Nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Soluna gelirse de şöyle bir dik üçgen olacak değil mi? B buraya geldiyse bu kartonun aynısını buraya koyacağım. Şöyle bir üçgen yapacak arkadaşlar. Bakalım. İlk çizdiğimizi, düşündüğümüzü yapsak, şöyle yapsak arkadaşlar. Şöyle yapsak. Dik üçgenimiz böyle olsa. E, ortasına gelecek şekilde sarı kartonun üzerinde konuluyor. Son durumda ABE açısı, B köşesi burada. ABE açısı büyük 90 diyor. Yok. Demek ki böyle değil. Geniş açılı olacak arkadaşlar. Geniş açılı olması için ne olması lazım? Hop, B köşesinin buralarda bir yerde olması lazım. Yani bizim üçgenimiz, bizim kartonumuz kesinlikle ama kesinlikle böyle konulmak zorunda arkadaşlar. Evet. A, B, C kartonunu buraya koydum. Birbirine eş kartonlardı. Burası da 20 derece. Hatta burası da kaç derece çıkıyor arkadaşlar? 70 derece çıkıyor. Peki son durumda ABE açısı ABE açısı neymiş arkadaşlar? İki üçgenin kesim Evet, büyük 90 derece ve iki üçgenin kesiminde oluşan bölge iki üçgenin kesiminde oluşan bölge neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Evet. Şurası. O e, bölge üçgen olduğuna göre evet şurası üçgen olduğuna göre farklı bir ihtimal var mı? Ha kartonu ters çevirebilirim ben. Şu kartonu ben aşağı doğru yaptım. Bizim kartonumuz böyle de olabilir. Şöyle bir dik üçgen de olabilir. Ama iki üçgenin kesişimi bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Bir dörtgen yapıyor. O zaman sol taraftakini eledik. Sadece sağ taraftaki ihtimal kaldı arkadaşlar. Bu bölgenin en büyük açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani arkadaşlar bizden şuradaki bölgenin en büyük açısı soruluyor arkadaşlar. Tamam aklınızda bulunsun. Şu bölgenin alan, açısını bulacağım. Hocam bir tane açısı belli 70 derece. 70 derece değildir tabii ki değil mi? Büyük ihtimalle daha büyüğüdür diye düşünüyoruz. Peki ne yapmak lazım? Birbirine eş karton değil mi arkadaşlar bunlar? Şu kartonla bu karton birbirine eş. Arkadaşlar madem eş eşliği düşüneceğiz. Hocam uzun kenarlar birbirine eşit. Şu uzun kenarla şu uzun kenar eşit. Vallahi bu eşitliği kullanamayacağım gibi. Sildim. Hocam kısa kenarlar birbirine eşit. Yani şu kenarla arkadaşlar şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E hocam ben bu kenarların eşitliğini nasıl kullanabilirim diye düşünmüyor değilsiniz şu anda. Arkadaş şuraya baktığınız zaman şimdi dikkatli olun. Aa hocam 90'ın karşısında eşitlik var. 90'ın karşısında eşitlik görünce aklınıza ne gelir? Muhteşem şu hop çizdiniz. Ama sen muhteşem üçlüyü çizince hala da alakasızlık devam ediyor mu? Ediyor. Muhteşem üçlü sorularında hala da 90'dan bir muhteşem üçlü çizdin. Alakasızlık devam ediyorsa sil. Arkadaşım başka hangi ek çizim var? Ya muhteşem üçlü var ya ort taban var ya ikiz kenarlık var. Aa hocam eşitliğin mantığını kullanabilirim burada. Yani 90'lı sorularda muhteşem üçlü çizdim Kullanamadıysan Oradaki sadece eşitliğin mantığını kullanarak da iş yapabilirsin. Yani buradan bir orta taban çizgisi çizelim arkadaşlar. Orta taban çizgisi şununla şu birbirine paralel. Paralel olduğundan 90 ise burası da 90 oldu. Madem orta taban çizgisi bu. E burası K iken burası ne oldu? 2K. Aa hocam bunlar birbirine eşit verilmişti. Burası da 2K. Oo, süper bir şey çıktı. Dikkat et. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı. Ve buradaki dik üçgende 90'ın karşısı 2K ve hangi açının karşısı K çıkar? 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı K'dır. Yani burada kaç 30 derece oldu. 30 90 sa burası 60 oldu. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. 10 90 sa buraya da kaç kaldı? 80 derece kaldı. Zaten benden ne isteniliyordu? Bu iki kartonun kesiştiği bölgedeki en büyük açı kaç derecedir diye soruluyor. Hocam 30 derece burası. 70 derece burası. 80 derece de burası. Kesiştiği bölge şurası. Bu kesiştiği bölgedeki en büyük açı kaç derece? 80 derece yani cevabımız da 80 çıktı. Evet 80'i bulan bulmayan herkes yorumuna yazsın. Hem adaletsizlik de ortadan kalkar böyle üstte şeyler falan yorumlar böyle e, buldum hocam diyenleri e, de şey yapmış olabiliriz. Ha bazen şunu da yapıyorum Ha geçen sene yaptım. E, şey yapmayanları <laughs> ne derler ona? Yorum yazıp da ya aynı videoda bu videoda olacak ama yorum yazıp da şey yapmayanları soruları yapamayanlara da 5 tane öyle dağıtmışlığım da var arkadaşlar. O yüzden yapamadım hocam diye de yazın yani çekinmeyin. Bir aile ortamındayız. Evet güzel bir soru değil mi? Tamam biraz zor bir soru. Ben bu soruyu nereden değiştirdim onu da söyleyeyim. Yeni nesne çevirdim sadece. Eskinin yine yapılamayan sorusu. İsterseniz artık şu soruya bakın isterseniz. Eskiden bak mesela kitaplarda görürsünüz büyük ihtimalle bu soruyu. Şöyle bir soru. Şöyle bir eşitlik var. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Adam burayı kaç derece vermiş? 20 derece vermiş. Şuradaki açı kaç derecedir diye sorulmuyor. Şuradaki açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şu açı kaç derecedir diye soruluyor. Tamam. E şimdi bu soruyu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bu soruyu ne yaptım? Ulan ne yapsam? Şuraya bir üçünü koysam falan filan diye düşünüp böyle yeni nesil soruya çevirdim arkadaşlar. E zaten daha öncesinde de ne dedim. Yeni nesil soruların nasıl yazıldığını da size söyleyeceğim diye e zaten ilk videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. İşte böyle. Yeni nesil sorular eski nesil sorular. Ha bu eski nesil soru da zor bir soru. Hani zor soruyu yeni nesil çevirdiğimiz zaman da e, tabii ki biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Olsun. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar eskiden var ya siz ilk çizimleri bilmeden bu sorular sizin için en zor sorulardı. Hadi şu iki soruyu videoyu kapatıp şöyle kendiniz yapar mısınız arkadaşlar? Yapın bakalım. Şimdi ne kadar rahat yaptığınızı bir görün arkadaşlar. Normalde bu sorular, bu soru ve sonraki soru benim karşıma gelen en çok en fazla soruydu. Artık eksizimleri anladınız ya. Bunlar gözümün kapalı çok rahat bir şekilde yapacağınız bir soru. Hocam, şuraya baktık şimdi. Evet, videoyu durdurup yapın bakalım. Neyse ben devam ediyorum. E, hocam burada ne var? Bak eşitlik var. Eşitliğin mantığını kullanmadan önce ben ne dedim? Yine yapamayan arkadaşlara sesleniyorum. Yahu kardeşim, yüksekliğe bir dikkat etsene. Yükseklik senin en dikkat etmen gereken yer değil miydi? Yükseklik senin için en önemli kavramlardan biri değil miydi arkadaşlar? Evet hocam dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de öyle. Bak burada yükseklik var. Aa, hem yükseklik hem açı ortaylık var burada. Aklına ne geldi? Bak yüksekliğin yanında hem açı ortaylık ya da yüksekliğin yanında bazen kenar ortaylıkta olduğu zaman ikiz kenara tamamlamıyor muyduk arkadaşlar? Evet. Yükseklik burada. Yüksekliğin kollarında ikiz kenara tamamlayabilirim. O yüzden şöyle bir ikiz kenar yaptım. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. 7 ise 7. Buraya ne kaldı? 10. Ama eksik parçaları tamamla. Eksik parçaları tamamlamazsan olmaz bu iş kardeşim. Geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Hatta soru içerisinde çözüm yaparken bulduğum bilgileri de kullanabilme yeteneğidir. Şuraya baktığın zaman hocam ikiz kenar tamamladık. M açı ortay M yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay değil midir? Evet. Bunu da yazdım. Şimdi ne yapıyorsun? Soruda takıldığın zaman kullanmadığın yer. Ya hocam her yeri kullandım, kullandım, kullandım. Bir tek x kaldı. O zaman sen ne yapıyorsun? x'e bakıyorsun. Beynin oraya odaklandı. Aa hocam ben onu da bulmuştum burada. Ondan dolayı direkt 5'i yazdın diye tahmin ediyorum şimdi. Niye hocam? Çünkü arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Ne var burada? Burada bir eşitlik var. Burada da bir eşitlik var. Şu eşitleri şöyle göstereyim. Bunlar eşit. Bakın. Şunlar eşit. Değil mi? Şunlar da eşit. A, yan yatık bir orta taban var. Eşitler olduğu zaman beyin orta tabana da gidiyor artık. O zaman 10'sa şunlar birbirine paraleldir ve 1'e iki oran vardır. sa burası da kaç yapar? 5 yapar. Yani x'i 5 bulduk arkadaşlar. Bak bu çok geliyordu. Evet. Şimdi artık sizin için çok kolay. Hatta bu da çok geliyordu arkadaşlar. Siz soruya baktınız. Ulan ne yapacağız? Bir de ne verilmiş? B ile de birbirine eşit verilmiş. Yahu şekle baktığınız zaman gerçekten çok karışık gerçekten karışık gibi duruyor. Ama soruya bakmayı bileceksin. Ne dedik size daha öncesinde? Aa hocam burada bir yükseklik var. Yükseklik var gördün mü? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Buradaki açı ortaylık falan senin için tek başına önemli değil. Hocam yüksekliğe baktım. Aa yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne geldi şimdi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin bakalım. Hop yüksekliğin kollarını da x kenara tamamlayacağım. Yani nasıl olacak bu iş? Hocam şöyle bir x kenara tamamladım. Ama yükseklik x kenara tamamlamayla kalmasın sadece. İkiz kenar çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır tabii ki. Şunları da yazdım. Hocam burası 17 ise burası da 17 olacak. Ne kaldı buraya? 8. He, şimdi her bir bilgiyi kullandın kullandın kullandın. Neyi kullanmadın? X'e baktın ve çözümü gördün. Çözüme ne dedin? X eşittir 4 hocam dedin. Bravo harikasın alkışlıyorum seni. Gerçekten dalga geçmiyorum ha. Gerçekten. Senin için çok zordu. Şimdi niye? Bak şu eşitliği kullanmadın ya. Şu eşitliği kullanmadın. Şurada da bir eşitlik var. A 8'de buldun. Geometri neydi? Verilen bilgileri kullanabilme. Bulduğun bilgileri de kullanabilme yeteneğiydi. A hocam şuraya baktığım zaman eşitlikler var. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Burada da şunlar birbirine paralel olmak zorunda orta tabandan dolayı. Çünkü iki tane şart sağlandı. O zaman 8 ise burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Ve orta tabanla ilgili son sorunun cevabını da 4 bulduk. Ve böylelikle ek çizimler konusunu bitirdik. Ve önemli bir konu bitti. Yine çok önemli bir konuya başlayacağız arkadaşlar. Benim en önemsediğim konulardan biri yine dik üçgen konusu arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgen konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.